Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Anne eli değmişisi veren enfes tattaki bir börek tarifiyle karşınızdayım. İçerisinde bol sebze bulunuyor. Sizleri hiç bekletmeden hemen hazırlamaya başlıyorum. Bir adet lahana kullanacağım. Lahananızı istediğiniz boyutta seçebilirsiniz. Büyükse yarısını kullanırsınız. Ben orta boy bir lahana tercih ettim. Bir bıçak yardımıyla ince ince doğruyorum. Özellikle kış aylarında ben lahanayı çokça tercih ediyorum. Bir sürü farklı çeşidi var, yemek çeşidi var ya da böreklerin içerisine, salataların içerisine mutlaka kullanıyorum. Ama bu tarifim inanın bambaşka. Tüm yemeklere lezzet katmasının yanı sıra ayrıca besin değeri olarak da çok zengindir. Yüksek oranda lif içerir. Bu da sindirim sistemimizi destekler. Aynı zamanda tam bir C vitamini deposudur. Lahanada bol bol C vitamini vardır. C vitamini de bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca cilt sağlığımızı da destekler. Hatta böyle kemik sağlığımız için bile çok çok önemlidir. Mutlaka sıklıkla tüketilmesini ben öneriyorum. Doğradığım tüm lahanalarımı genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine bir demet dereotum var. Onları yıkadım. Şimdi minik minik yine doğruyorum. Lahanalarımın üzerine ilave edeceğim. Bir tutamda yaklaşık 8-9 dal kadar yeşil soğan kullanacağım. Yeşil soğanlarımı da yıkadım. Gördüğünüz gibi onları da ince dilimler halinde doğruyorum. Hem dereotu hem yeşil soğan bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olan iki süper sebzedir bana göre. Onları da doğradık. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede ekstra etkiler sağladık. Tabii bağışıklık sistemi sadece vücut sağlığı için değil, zihin sağlığı için de büyük önem taşır. İşte bunu da hiç unutmuyoruz. Bu nedenle sürekli bu tarz sebzelerle kendimizi destekliyoruz. Şimdi sebzelerimin üzerine bir miktar tuz ilave ettim. Karıştırarak onları bir kenarda bekletmeye başladım. Ayrıca bir kasenin içerisinde 3 adet yumurtayı kırdım. Üzerine bir miktar karabiber ilave ettim ve bir miktar tuz. Şimdi ise yoğurt ilave ediyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar yoğurt yeterli olacaktır. Yine aynı ölçüde un kullanacağım ve güzel kıvamlı bir hamur hazırlayacağım. Unumu ilave ettikten sonra sadece son olarak bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum ki daha güzel kabarsın unla birleşince, çünkü asıl etkiyi o zaman gösteriyor. İsterseniz bir çırpıcı yardımıyla, isterseniz bir kaşık yardımıyla karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Çok sert bir hamur olmayacak. Krepten bir tık daha koyu bir hamur elde edeceğiz şimdi. Uzun bir süre tüm malzemeler birbiri içerisine iyicene karıştım ki daha güzel bir hamur elde edelim. Bu nedenle bir mikser desteği alırsak eğer daha az yorulmuş oluruz, hem de daha güzel bir karışım elde etmiş oluruz. Bana göre kıvamı şu anda hazır, çok da güzel oldu. Az önce de söylediğim gibi krep hamurundan bir tık daha koyu olacak ama elimize de yapışan bir hamur olacak. Yani kaşıkla ancak biz bunu tepsimizin üzerine dökebiliriz. Çok koyu olursa biraz sert bir börek yapmış oluruz çünkü. Sonrasında bir yağlı kağıdı borcamımın içerisine seriyorum. Ve önce lahanalarımı ve diğer sebzelerimi bir güzel yerleştiriyorum. Eşit oranda tepsimin her yerine dağıtacak şekilde ayarlıyorum onu. Sonrasında da üzerine az önce hazırladığım hamurumu dökeceğim. Yine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde ayarlayalım. Gördüm. O kadar lezzetli bir tarif ki sabah kahvaltılarını iple çekmenizi sağlayacak. 5 çaylarının keyifli geçmesine sebep olacak. O kadar da kolay ve hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Çok mu kolay? Evet, oldukça kolay. Son derecede lezzetli. Tabii bu böreğin en yakın arkadaşı bana göre çay olacak. Bir de yanında işte sonu gelmeyen muhabbetler olursa gerçekten daha da lezzetli hale gelir. 180 derecede sadece 35 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Hepinize afiyet olsun. Daha sağlıklı ve güzel lezzetler için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın.
Hoşça kalın.